Mezhep din değildir. Evet. Dinin bir Çok sorulan bir şekilde soru yorumlanmasıdır. Yorumlanmasıdır. Hı-hı. Peki, Dinin kendisiyle mezhepsiz özdeş mi diyor? yaşanabilir mi? Yani buradan bir soru geliyor Evet, şu şimdi. anda Twitter'dan var. Evet, hocam mezhepleri takip etmek zorunda mıyız? Herhangi bir mezhebe bağlı olmadan da ibadetlerimizi yerine getirebilir miyiz? Twitter'dan gelen bir soru. İbadet konusunda yerine getiremezler diyeceğim. Niye derseniz? Niye hocam? Vallahi amuda kalkarak namaz kılsalar emin olun bir fıkıh kitabında falan mezhebin imamı da buna cevaz vermişti diye bir bilgiyle karşılaşırsınız. Yani sizin yaptığınız her bir amel, pratik, ritüelin mutlaka gelenekte bir mezhepte karşılığı vardır. Kurtuluşunuz yok yani aslında. Ama bu soru şunu söylemek istiyor. Ya illa birebir ben bir mezhebin müntesibi olmak zorunda mıyım? Bizim alimler demişler. Avamı nasıl mezhebi olmaz demişler. Ben de onu soracaktım. Çok merak edilen bu ne demek avamı? Avamı nas yani ami dediğimiz sıradan bir halk. Kendisi çok yetişmiş, entelektüel, donanımlı bir insan olabilir. Ama dini ilimler alanında uzmanlığı yoktur, behresi yoktur, oraya bir meşguliyeti yoktur. Herkes gibi bir dinle ilişkisi vardır. Şimdi böyle bir insan dese ki, ben şu mezhebin görüşünü değil, bunu tercih ediyorum. Bunun bir kıymeti harbiyesi yok ki. Yani benim gastroenteroloji alanında, şu hasta Crohn hastalığının tedavisinde anti-TNF ilacı ağır geliyor hastalara. İşte steroid versinler efendim. Ya sen ilaççı sen kimsin ya? Sen steroid versin demen sen anti-TNF demek yani desen ne oluyor ki yani? Bunun bir karşılığı yok ki. Bu açıdan halk alimini seçebilir belki. Der ki ben Hayrettin Karaman hocanın görüşlerine şeyim. Yani tabiyim ben onun görüşlerini tutuyorum. Hocaya güveniyorum. İlmi de derin dersiniz olabilir. Benim şahsi kanaatim şu. Sıradan bir halkın üstüne düşen vazife açık söyleyeyim. Yani. Bir disiplin için, yolun böyle savrulmaması için, işin sulanmaması için bir mezhebe mensubiyetin daha faydalı olduğu kanaatindeyim. Ya şimdi diyecekler ki hocanın gene bu akşam da gelenekçi damarı tuttu diyecekler. Hayır. Alimler diyeyim o zaman hocam? Alimler geçmişte şunu tartışmışlar. Telfik mümkün müdür? Evet mümkün. Telfik dediğimiz şudur. Mezhepten bir konuda birkaç mezhebin görüşünü alırsınız, hepsinden başka bir şey çıkarırsınız. Mesela örnek verelim. Elinizden kan damladı. Şafiliye göre bozulmadı. Biz Hanefilere göre bozuldu. Tokalaştık. Bir kadınla musafaha yaptınız, tokalaştınız. Hanefilere göre bozulmadı, Şafilere göre bozuldu. Ama siz sonuçta ikisi de başınıza geldi. Hala ben abdestliyim diyorsanız telfik yapmışsınızdır. Yani kan da çıktı, abdestlisiniz. Bir bayanla da tokalaştınız, gene abdestlisiniz diye düşünüyorsanız bunun adı telfiktir. Bir de şu yöntem vardır. İttiba-ur ruhas dediğimiz veya tetebbu-ur ruhas. Yani ruhsatları araştırmak, dini alanda hükümleri uygularken daha kolay hükümleri bulmak. Bir meselede Hanefiliği, öbür meselede Şafiliği, başka bir meselede Maliki olmak. Buna ne dersiniz? Alimlerin bir kısmı der ki, ya bu işi sulandırır der. Keyfinize göre din aramak gibi bir sonuca sizi götürür. Sıkıntılıdır der. Bazı alimler de der ki, Allah size din gönderdiyse meşakkat çekin. Kendinizi zora koşun. Yani mazoşist olun. Yani acı çekin ki. Böyle demiyor. Allah yuridü bükümül yusr ve la yuridü bükümül usr. Allah sizi zora koşmak istemiyor. Sizin için kolaylık diliyor. İslam da kolaylık dini olduğuna göre Müslümanlar varsın kolay olan hükümleri uygulansınlar. Canım diyen bir ekol de var. Hocam tam yani, telfikten evet. Konuşurken araya giriyorum ama
farklı, bu konuyu konuştuğumuz için bu detay soruyu soruyorum müsaadenizle. Farklı mezhepten bir kişiyle evlendiğinde kişi için bir sorun teşkil eder mi bu durumda? Etmez. Öyle etmez. Bir sonuç çıkıyor zaten anlatımlarınızdan. Yani Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 6. ayetinde ehli kitap hanımlarıyla evlenebileceği ruhsatı bile vardır. Yani Hazreti Osman'ın eşi Nail'e gayrimüslimdir. Talha'nın eşi gayrimüslimdir. Zübeyir'in eşi gayrimüslimdir. Hala gayrimüslimdir. Düşünün yani. Hazreti Osman buraya dönmüş kıbleye namaz kılıyor. Hanım arkada istavros çıkarıyor yani. Bu yaşanmış bir yaz. Hazreti Ömer diyor ki, ey Muhammed'in Muhammed, ümmeti Muhammed'in evlatları, ya bu kadar Müslüman kızımız var. Bu eşlerinizi boşayın. Bu Peygamber Efendimiz zamanında ehli kitapla stratejik bir ittifak veyahut onlarla acaba bir yerde buluşabilir miyiz noktasında bir ruhsattı. O ruhsatın devri kapandı diyor. Artık bitti diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in böyle bir şeyi de var. Yani bir Şafii hanımla evlenmiş bir şey. Ya bunun hesabı yapılır mı ya burada bir... Eğer böyle var bunun bu sorun çıkarır, bu ayrışmaya yol açar derseniz yani siz çatlağı daha derinleştiriyorsunuz, ihtilafı daha büyütüyorsunuz demektir. Ya Şafiilikle Hanefiliğin bir arada bulunmasının sözü olur mu ya? Ya bu bir ihtilaf olarak görülür mü? Birçok yuva bu nedenle kullanılabiliyor evet, yani hocam. Bugün bizim ilmi seviyemiz Müslümanlar o kadar düştü ki ya adam çok iyi hasta diyor ya. Bir de Şafii olmasa diyor ya. Yani bu düzeyde bir şeyimiz var. Cehaletimiz diz boyu. Yani Şafilikle Hanefilik. Yani Şafilik Nizamiye Medresesi'nin Selçuklular döneminin tölere ettiği, tervic ettiği bir mezhep olması hasebiyle işte Suriye, Irak ve bizim Türkiye'nin güney ve doğu coğrafyasında yaygındır. Tarihi tecrübede bir devletin o mezhebi sahiplenmesi veya teşvik etmesidir. Ve o dönemdeki en temel eğitim kurumu olan Nizamiyelerin itikatta eşari, fıkıhta Şafii olmasının şeyidir, yansımasıdır. Osmanlı Hanefiliği kabul ettiği için ki Türklerin itikadi mezhebi ağırlıklı olarak Kahire ekseriyette maturidilik itikatta, fıkıhta da Hanefiliktir. Evet, bu da soruluyor. Türkiye'nin de doğu ve kuzey tarafları büyük ölçüde Hanefidir. Hatta Bosna Hersek vesaire oralar Hanefidir. Ve bunlar bu da Osmanlı'nın bize bıraktığı bir... Evet, neden Türklerin çoğu Hanefidir diye de soruluyor. Hocam müsaadenizle kısa bir ara verelim. Tamam.